Arkadaşlar merhaba. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Word'ün İngilizce versiyonunu görüyorsunuz. Aslında ben Türkçe olarak göstermek isterdim fakat bu videoların İngilizce versiyonlarını da hazırlamayı planladığım için bu şekilde anlatmaya çalışacağım. Ekranda görünen birçok terimin Türkçesine aşina olduğunuzu düşünüyorum. Aşina olmasanız bile görsel olarak ekrandaki konumlarından yerlerini bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Bu sebeple e, beni mazur görmenizi istiyorum. Şimdi bu videoya gelecek olursak öncelikle boş bir Word belgesini açarak anlatmaya başlıyorum. Şimdi boş bir Word belgesiyle ilk temel anlatımlarımızı yapmaya başlayalım. Öncelikle burada bilmemiz gereken şey belirli başlık stillerinizin olması sizi taslağınızı oluşturmadaki en önemli kaynak olacaktır. Bununla ne demek istediğimizi gösterelim. Şimdi burada birçok stiller bulunuyor. Bu stillerden en azından şöyle iki veya 3 tanesini kendiniz başlık stilleri olarak ayarlayıp bir tane de normal paragraf yazma e, stili olarak ayarladıktan sonra birçok e, yazacağınız rapor, tez, makale taslakları için e, bu taslağınızı kullanabilirsiniz. E, bunun için şöyle bir yol öneriyorum. Öncelikle normal paragrafımız, normal kısmı kullanabilirsiniz burada modify diyerek yani değiştir diyerek burada kalibre olsun Time site de, de yapabilirsiniz. Sonradan değiştirebilirsiniz bunları. Ben kalibreye göre yapmaya çalışacağım. Kalibrenin normal body'si ile e, fontu ile 11 klasik yazımda kullanacağız. Burada sadece şu bu format kısmındaki paragraf bölümünde her başlıkta ve normal e, paragraf stilinde hepsinde 6'ya 6, ya 6 ayarlarsak daha düzgün bir hem yukarıdan boşluğumuz olsun hem aşağı taraftaki kısmından altılı bir boşluğumuzun olması daha düzgün görünüm elde etmek açısından iyi olacaklar. Bu şekilde sağ sola dayalı şekilde ayarladım. Sonrasında ise normal kısım için bu kısım yeterli. Daha sonrasında ise bizim için önemli olan kısımlar üç tane başlık tipi seçmeyi düşünüyorum. Bir de ana başlık işte bu chapter isimleri olabilir, bir raporun ismi olabilir. O yüzden ben burada kullanacağım üç tane tür olacak. Burada heading 1, heading 2 subtitle ve ana başlık için title ve normal Normal kısım bu 5 tanesi bizim için yeterli olacaktır. Belki referans göstermede liste paragrafı da belki kullanılabilir olacak. Veya biz buradan otomatik listeyi seçtiğimiz zaman bu seçili gelebiliyor. Dolayısıyla ben biraz sonra en son hazırladıktan sonra burada gereksiz olabilecek bütün hepsini silebiliriz diye söyleyeceğim ama öncesinde e, dilerseniz en azından ilk başlığımızı bir ayarlayalım klasik bir e, kalibri için mesela burada modify dedim daha sonrasında ise e, bu büyük başlığımız 16, 14, 12 diye sıralamayı planlıyorum buradan rengimiz yine siyah olsun burada sola dayalı olsun kalınlığımız light kalın olsun hafif kalın oluyor bu daha hoş bir görünüm elde edebiliriz yine başlık, e, başlıklarımızın paragrafları yani öncesinde ve sonrasında yani İlk ana paragraf öncesi 12 boşluk olabilir ama yine 6'ya 6 alt, hem üstten hem alttan fena durmayacaktır. Buradan bu şekilde boşluğunu ayarladık. Kalınlığını, rengini ayarladık. Heading 1 olarak ayarladık. Daha sonrasında OK dedik. Heading 1 olarak baş, ana başlık birimizi ayarlamış olduk. Daha sonrasında ise diğer bu ana başlığın bir alt başlığı olarak da Heading 2'yi ayarlayalım. Burada modify dedim yine. Daha sonrasında ise bir önceki 16 idi. Buradan 14'ü ayarlayalım. Yine kalın olsun. Bu kez yine siyah olsun. Hiç bozmayalım. Sola dayalı şekilde yine başlığımızı kalın şekilde ayarlayalım. Yine paragraf boşluğumuzu buradan 6'ya 6 olarak ayarlayalım. Ve daha hoş bir görünüme giden yolu hazırlayalım. En sonda da belki bir alt başlığa daha ihtiyaç duyuyoruz. Genelde makale formatlarında iki ana iki tane ne alt başlık yeterli olabiliyor. Bir ana başlık iki tane alt başlık yeterli olabiliyor. Şurada subtitle yazan kısmı başlık olarak ayarlayalım. Bunun için burada yine siyah seçelim. Puntosunu 12 ayarlayalım. E, bu kez kalibri body olsun ve italic gözüksün. Bu hoş bir görünüm elde etmemizi sağlayacaktır diye düşünüyorum. Yine paragraflar öncesinde sonrasında şöyle 6'ya 6'lık bir ayarlama yaptım. Burada e, en son içindekiler kısmını e, otomatik içindekiler kısmı oluşturacağız. Burada bunun gözükmesi için. Bir, bunun da heading 3 olarak ayarlayalım. Çünkü ilk ikisini otomatik buradaki heading 1 ve heading 2 e, ayarlanabiliyor buradan. Normalde normal yazıyor burada onlarda ama 1 ve 2'ye onu atıyor. Biz heading 3'e atanması için buradan bunu da bu şekilde ayarlıyoruz. Ki bu alt başlıkları da gösterebilelim. Dilersek göstermeyi de biliriz. Onun ayar kısmı e, o içindekiler kısmında olacak. Bunu da bu şekilde ayarladık. Şimdi e, bir de ana başlığımız var. Ana başlığımızı da bu şekilde 28 kalibre olarak kalınlaştıralım. Sola dayalı olsun. Yine paragraflar arası boşluklarımızı ayarlayalım. Şöyle 6'ya 6. Belki daha fazla da olabilir bu ana başlık olduğu için ama problem değil. Bu şekilde ana başlığımızı da ayarladık. Şimdi burada ben ilk kısmı boş bırakacağım. Çünkü bu kısımda biz içindekiler kısmı belki devamında şekiller ve tablolar kısımlarımızı yerleştireceğimiz için şöyle bir şey yapıyoruz. Kesmeler kısmımız var. Bu kesmeler kısmını buradaki layout kısmında bulabiliriz. Burada breaks diye geçiyor İngilizcesi. Buradan bir sayfa atlatıyorum ve bu sayfayı boş bırakıyorum. Burada olan işlemleri görmek için de giriş bölümümüzde şu işarete göster sakla kısmında burada neler yaptığımıza dair görmek adına bir e, görünüm e, kısmını göstererek buraya bir kesme attığımızı görebiliriz. Burada bir Enter'a bastığımız zaman bu ve bunun altında yazacağımız kısımlar hep ilk sayfayı etkileyecek. İkinci sayfada herhangi bir şey e, kaymaya neden olmayacak. Yani burada bir metnimiz olduğu zaman biz burada Enter'a bastığımız zaman sürekli bu page break ikinci sayfaya geçene kadar buraya herhangi bir etki etmeyecek. Normalde e, bu kesmeleri kullanmadığımız zaman biliyorsunuz burada entera bastıkça buradaki metin de giderek aşağı doğru gitmeye başlıyor. E, bu şekilde e, gitmesini istemeyiz aslında. Bunu engellemek için böyle sayfa e, kesmelerini kullanabilirsiniz. Bunun akabinde burada göstermek isteyeceğim şey bu kısmı ben e, içindekiler kısmını oluşturmak için ayırdım. Burada daha sonrasında ise taslağımıza geri dönelim. Mesela burada bir ana başlığımız olsun, mesela bir chapterımız olsun. Daha sonrasında bunun bir konusu olsun, topic of the report, tesis ve benzeri bir başlığımız olsun. Sonrasında bir main Ana başlığımız olsun. Bu ana başlığımızın içerisinde şöyle bir metnimiz olsun. Ben şöyle bir şey hazırladım. Mesela bu metnimizin içinde daha sonrasında ise yine enter'e bastım. Bir metin daha yazdığımızı düşünelim. Daha sonrasında ise bu ana başlığın bir alt başlığı olsun şu şekilde. Daha sonrasında ise bu ne böyle bir metnimiz olsun. Şimdi bu kısımda da bir bir tane daha alt başlığımız olsun. Onu da şöyle isimlendirelim. Subtitle of the subtitle of the yani ikinci subtitle'ımız ikinci dereceden bir alt başlığımız olsun. Sonra şöyle bir metni olsun onun da. Şimdi bunu bizim daha önce hazırladığımız buradaki stillerden tek tek ayarlayalım. Öncelikle mesela bu büyük bir başlığımız olsun. Bunun için buradan title'ı seçebilirsin. Ve şunu çekelim, kaldıralım. Daha düzgün bir görünüm elde edelim. Daha sonrasında ise main title'ımızı buradaki heading 1 olarak ayarladım. Daha sonra dikkat edecek olursam bu ayarladığımız altılar nerede işe yarıyor? Bunu görmek istersek de yani normalin bununkini değiştirelim mesela şunları sıfırlayalım. Gördüğümüz gibi birbirine yaklaşmaya başladı. İşte böyle kötü görünüm olmasını engellemek için biz buralarda her başlık öncesinde sonrasında belirli boşluklarımızı ayarlamamızda fayda var. Benim önerim burada genelde şöyle bir üstten alttan klasik boşluklarımızın altlık puntolarla boşluklarımızın olması bunu daha güzel gösterecektir. Peki bu main title'ın bir alt başlığı olan kısmı heading 2 olarak ayarlayalım. Şu şekilde seçtim bakın. Bu şekilde ayarladıktan sonra genelde makalelerde de böyle e, bir alt başlık daha olabiliyor. Bu alt başlığı da ben subtitle olarak ayarlamıştım. Biraz önce burada heading 3 gözükmüyordu. Bu buraya yeni geldi. E, o yüzden biz subtitle olarak ayarladığımızı hatırlayalım. Bu şekilde subtitle olarak seçelim. Bu şekilde italik şekilde görebiliriz. Şimdi bunlara bir numaralandırma yapalım. Mesela bu birinci olsun. Çünkü sonrasında başka e, sayılarla bunu sıralı halde yapmamız gerekebilir bir raporumuzu, e, ödevimizi veya tezimizi. Bu şekilde bir yazdım, en sola çektim. Sonra bu birin birin bir alt başlı olduğu için bu şekilde ayarladım. Bunu da birin birinin birinci başlığı olarak ayarladım. Şuradaki boşluğu belki biraz ayarlayabiliriz. Buradan belki şöyle bir olarak seçerek biraz daha birbirine yakın mesafeleri ayarlayabiliriz. Gördüğün gibi bu şekilde belirli bir başlık dizinimiz oluşmuş oldu. Burada ayarladığımız başlık setilleri ile şurada mesela Subtitle'ın görünümüne bir daha bakacağım. Calibri Light yerine bunu Body olarak ayarlayalım demiştim. Burada altlarını da ayarlayalım. Bu şekilde biraz daha düzgün bir görünüm elde ettik. Bu şekilde bir taslağımız oluştu. Şimdi biz taslağımız artık bu olduktan sonra birleri bir nokta birleri bir nokta birleri artırabiliriz devam ettirebiliriz ve rahatlıkla daha sonrasında burada şimdi otomatik içindekiler sayfasımızı oluşturacağız bu bölgede oluşturalım bunun için referanslar bölümüne gittim table of contents bölümünde içindekiler kısmında otomatik table'larımız var bunlardan mesela otomatik table dediği kısmı yaptığımız zaman bu şekilde biraz önce ayarladığımız başlıkları bu şekilde düzgün bir şekilde görebiliriz. Bunları devam ettirdiğimiz takdirde şöyle yapabiliriz. Bunu kopyaladım. Mesela bir sonraki başlığımız için chapter x'ti mesela. Bunu olduğu gibi kopyaladım. Şu bölgeden itibaren bir layout kısmından bir break daha atıyorum ve yeni sayfaya geçiyorum olduğu gibi yapıştırdım. Buradan Y yeah dedim mesela bunların hepsine. Dikkat edecek olursak numaralandırmaları da otomatik şekilde geldi. Peki burada ne yapmış oldum? Bakın ikinci sayfadan üçüncü sayfaya geçtim. Hatta buradan insert diyerek sayfa numaraları da ayarlayabiliriz page number dedim Sayfanın altı olsun Şöyle sağ alt tarafına Şu şekilde 2. sayfadan 3. sayfaya Y'li kısımları aldım peki Burada bakın bu şekilde başlıklarımızı ayarladıktan sonra bu içindekileri otomatik şekilde Bakalım 3. sayfada Y'ler gelecek mi update table diyorum Güncelle diyorum, tüm tabloyu güncelleştir diyorum. Gördüğün gibi bu şekilde yeni eklediğimiz kısımda geliyor ve bunu artık rahat bir şekilde, güzel bir şekilde yeni başlık olarak kullanabilirsin. Dediğim gibi bu şekilde e, taslaklarınızı hazırlayarak sonrasında bunu mesela save As diyerek masa üstüne me mesela template kalibri olarak mesela kaydedip daha sonraki tüm çalışmalarınızda kullanabilirsiniz. İlk giriş için temel ayarları yaptık. Dediğim gibi burada artık diğer kısımları silebilirsiniz. Yani heading 3 kafanızı karıştırmasın. Kaldırabilirsiniz. Diğer kısımların hepsini kaldırabilirsiniz. Gördüğün gibi burada sadece şunu tuttum. Bu da referanslarda otomatikman buradaki seçilenler liste paragrafı olarak gelebiliyor. Lazım olabiliyor belki. bunu bir sorun çıkarmasın diye sadece silmedim ama sildiğimizde de çok bir problem olacağını sanmıyorum. Yani temel ayarlar için bu şekilde. Sonradan bir ayarlarımızı yaptığımız zaman mesela buradaki mavi yazılı kısmı da değiştirebiliriz. Nasıl değiştirebiliriz? Title olarak ayarlayıp bunun rengini de yine buradan siyah olarak ayarlayıp işlemlerimizi rahat şekilde devam edebiliriz. Buradaki geçişleri görmek açısından bakın burada bir kesmemiz var. Kesmemizden sonra otomatikman problem yaşamadan bir sonraki sayfadan başlıyoruz. Yine burada bir kesmemiz var. Bu kesmemizden sonra buradan yeni chapter'ımızı oluşturabiliyoruz. Rahatlıkla ben burada altında bir şeyler yazmaya devam ettiğim takdirde şu kesme yeni yere geçmediği sürece problem değil. Geçtiğini düşünelim. Geçsin önemli değil yine e, Y'nin baştan başlamasını bozmaz sadece sayfası artmış olur mesela Kesmemizi diğer sayfaya geçirdik Hiçbir başladığı başını bozmadan sadece farklı bir sayfaya geçmiş olur Bu şekilde de e, Düzenimiz oluşmuş olur ve bozmadan belirli bir düzenimizi bozmadan Yapacağımız işleri yapmaya Devam edebiliriz Benim giriş için anlatacağım kısımlar. Şimdilik bunlar yeterli diye düşünüyorum. Şuradaki işlemimizi birazcık geri alalım. Şu kesmemiz buraya alıp yerleştirelim. Sırayla gitsin chapterlarımız. Bu şekilde böyle taslaklarınızı oluşturup bu taslaklar üzerinden bir nevi ilk üşenmeyi aşmak adına taslaklarınızı kullanabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.